Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Gece bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'ya inşa edilen soda külü fabrikasına gideceğiz şimdi. Beypazarı'nın ardından Kazan'da da inşa edilen fabrikanın bir farkı var. O da dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip olması. Bölge halkı da yatırımdan oldukça memnun. Bölge halkımız yine tarımsal faaliyetlerine devam edecektir. Bu açıdan Kazan Soda'yı çevre duyarlılığı konusunda son derece ileri bir seviyede olduğunu kabul edebiliriz. Buradaki tesisin kapasitesi 2.7 milyon ton olacak. Beypazarı'ndaki Eti Soda ve Kazan Soda'yı bir araya getirdiğimizde 4.4 milyon ton kapasiteye ulaşacağız. Bu dünya ölçeğinde 3. büyük tesis olacak. Kendi madenlerimizi kendimiz çalıştırdığımız, yaptığımız için ben bundan çok gururluyum ve duyguluyum. İyi bir şey. Ankara'da Beypazarı'nın ardından bir diğer büyük ilçesi olan Kazan'a da soda külü fabrikası kurulacak. Çalışmalar başladı. Eti Soda Genel Müdürü Kamil Akar, Beypazarı'nda edinilen 5 yıllık tecrübenin yeni fabrikaya aktarılacağını söyledi. Ülkemize çok ciddi bir döviz girdisi sağlayacak. Hedefimiz iki tesisin toplamından 1 milyar dolara yakın bir ihracat bekliyoruz. Ciner Grubu Enerji ve Madencilik Başkan Yardımcısı Ali Coşkun Duyak, fabrikanın dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip alanda inşa edileceğine dikkat çekti. Bölgeye katkısını anlattı. İslam açısından 4000 kişiye iş sağlaması dikkat çekici bir rakam. Bölgedeki sağlık ocağı vesaire, okul, cami, bu tip sosyal sorumluluklarda mutlaka sorumluluk alıyoruz ve buralarda halkla bunları paylaşıyoruz. Fabrikada bölge insanı istihdam edilecek. Öncelikle eğitim konusu bizim için son derece hassas. Mühendislik fakültelerine giden öğrencilere burs veriyoruz ve bunların hem yaz tatillerinde Eti Soda fabrikamızda staj görmeleri şartı ve hem de okulu bitirdiklerinde Kazan Soda'da işbaşı yapmaları bizim şartlarımızdır. Kazan ilçesine bağlı köylerin muhtarları da yatırımdan oldukça memnun. Buraya yapılan işler fabrikada bizim çocuklarımız çalışacak. Başkaları şey yapmayacak. Kendi çocuklarımız çalışacak. Kendi mühendislerimiz çalışacak. Köyümüzün gençleri olsun, işte çevre köylerimiz olsun, iş bulacaklar. Ekmek götürecekler evlerine. Bunun için çok mutluyuz yani. Ve bölgede yaşayan vatandaşlar. Biz Kazan halkı esnafları olarak bunlardan çok memnunuz. Çok gurur duyuyoruz. İnşallah yani Kazan büyüyecek, gelişecek. Bu proje memleket için çok büyük bir proje. Üçüncü köprüden sonra Türkiye'nin en büyük yatırımı. İşsizimize, devletimize, milletimize katkısı olan büyük bir proje. Vatandaş en çok da yatırımın çevreye duyarlı olması nedeniyle mutlu. Bu kurulan fabrika eğer sağlık açısından doğaya bir zarar vermeyecekse biz bundan da çok memnunuz. Şimdi burada 93'ten beri, Rio Tinto'dan beri, bu cinerlere geçenden beri bizim köyün fakirlerini hepsini tek tek isimlerini bilirler. Burs verirler, yardım verirler, Ramazan'da, Kurban'da çocuklar hep giydirirler, yiyecek getirirler. Yani fakirler de sebepleniyor, memleket de sebepleniyor. Gece bültenini noktalıyoruz bu haberle birlikte. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından Afşin Yurdakul ve konukları dünyanın işte...